Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, Paris'te meydana gelen terör saldırılarının ardından İslam karşıtlığının arttığını belirterek, teröristlerin isimlerinden, kullandıkları simgelerinden ve söylemlerinden hareketle bir dinin mensupları suçlanamaz dedi. Ayrımcılık, ırkçılık ve bilhassa son dönemde yükseliş eğilimine girdiğini gözlemlediğimiz İslam düşmanlığı ve nefret söyleminin yaygınlaşması, insanlığın karşı karşıya bulunduğu medeniyetler arası uyumu tehdit eden sorunların başında gelmektedir. Paris saldırılarının ardından tüm Müslümanları töhmet altında bırakacak açıklamalar ne kabul edilebilir ne de terörle mücadeleye ve barışa katkıda bulunabilir. Teröristlerin isimlerinden, kullandıkları simgelerden ve söylemlerinden hareketle bir dinin mensupları suçlanamaz. Kamuoylarına hitap eden siyasetçilerin, aydınların, bilim adamlarının, din adamlarının, basın mensuplarının söylem ve eylemlerinde çok dikkatli davranmaları, herhangi bir dinin mensuplarını töhmet altında bırakacak açıklamalardan kaçınmaları gerekir. Denizli'de yapılan operasyonda gümrük kaçağı 120 cep telefonu ele geçirildi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak yolla Denizli'ye getirilen cep telefonlarının satışını önlemek için operasyon düzenledi. Bir araç içerisinde yapılan aramada değişik markalarda 120 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Muğla'nın Menteşe ilçesi jandarma ekiplerinin düzenliği operasyonda 14 bin TL'lik sahte para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. Bir ihbarı değerlendiren Menteşe ilçe jandarma komutanlığı ekipleri Muğla Denizli Karayolu üzerinde plakası daha önce belirlenen aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada seri numaraları aynı olan 50 ve 100 liralık sahte paralar ele geçirildi. 160 adet sahte 50 liralık banknot ve 61 adet sahte 100 liralık banknot, 1 adet otomatik pompalı tüfek ve tüfeğe ait fişekler ele geçirildi. Olayla ilgili HS, ÖD, ME ve FA isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden HS ve ME'nin kimliklerinin sahte olduğu ortaya çıktı. Jandarmadaki sorgulamalarının ardından Muğla Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden HS, ÖD ve ME serbest bırakılırken FA tutuklanarak cezaevine gönderildi. Biz Haber TV'de Raziye Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Zirveden programının dünkü konuğu Pamukkale Üniversitesi Rektör Adayı Fahir Demirkan oldu. Demirkan programda üniversiteyi cemaatlere bırakmayacağız dedi. Hocam yine adaylık süresinde başka bir çıkışınız oldu. Pamukkale Üniversitesi'ni cemaatlere bırakmayacağız sözünü yaptı. Neden böyle bir çıkışta bulundunuz? Thank you.
Kendisinde böyle bir tecrübesi var. Sonuçta biz özellikle bilgisi ilanlarının içinde yeterli kapsamda olmadığını tespit ettik. Yani bu kimseyi suç olarak amacıyla söylemiyorum. Birisiyle daha çok hem göndermeci üniversiteler görüyorum artık. Yani Bursa'da yoğun kar ve buzlanma sonucu yaşanan kazalar MOBESE kameralarına böyle yansıdı. Buz pistine dönen yollarda kış lastiği olmadan yola çıkanlar kaza yaptı. Yolun ortasında araçlarına zincir takmak isteyen iki arkadaş başka bir aracın çarpmasıyla ölümden son anda kurtulurken dikkatsiz yaya ise karlı yolda bir aracın çarpmasıyla havaya uçtu. Karlı yollarda tedbirsiz sürücülerin yaşadığı kazalar ise saniye saniye görüntülendi. Kazalarda kar yağışının ardından buzlanan yollarda sürücülerin otomobillerini kontrol edemedikleri görüldü. İlk kazada yokuş aşağı inen bir otomobilin buzlu zeminde duramayarak yol ortasında duran bir araca çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle aracın yanında zincir takmaya çalışan iki kişi ise ezilme tehlikesi geçirdi. Zeytinburnu'nda sabahın ilk ışıklarında helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda biri kadın, iki kişi gözaltına alındı. Zeytinburnu'nda daha önceden beri denen adreslere şafak baktı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Polis helikopterlerinin de havadan destek verdiği operasyonda önceden beri denen adreslere baskı yapıldı. Şüphelilerin bulunduğu adreslerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve satışından elde edildiği düşünülen bir miktar paraya koyuldu. Aynı zamanda çok sayıda silah ile geçirildiği öğrenildi. Yapılan aramaların ardından biri kadın, ikisi gözaltına alındı. Geçtiğimiz hafta platforma iniş yapmaya çalıştığı sırada yere çakılan Falcon 9 roketine ait düşme görüntüleri ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta platforma iniş yapmaya çalıştığı sırada yere çakılan Falcon 9 roketine ait düşme görüntüleri yayınlandı. Yayınlanan video ve fotoğraflarda Pasifik Okyanusu'nda yüzen platforma iniş yapmaya çalışan Falcon 9 roketinin kontrolünü kaybederek paramparça olduğu görüldü. Konuyla ilgili yapılan açıklamada roketin motorlarını ateşlemede yaşadığı sorun nedeniyle infilak ettiği belirtildi. Açalım şöyle.
ben buldum da. Tamam, oldu. Seyfettin abi. Şurada da bir tane yaralı var. Sakin, sakin. Sakin lan, sakin. Hala bu var. Kanarayı ver. Mersin'de 2,5 yaşındayken sağ gözüne demir batan ve görme duyusunu kaybeden 7 yaşındaki Kerem Kaya'ya özel bir göz hastanesinden umut ışığı yandı. Ancak 26.300 TL gereken ameliyatı maddi imkansızlıklardan dolayı olamayan Kerem yardım bekliyor. Anne. Yatak odası yapmak istedim. Eski mutfağımız vardı, onu kırmaya çalıştık tezgahını. Tezgahı kırarken inşaat demiri oğlumun gözüne değdi. Yanımda değildi, pisliğini atarken sonradan gelmiş arkama durmuş. Görmedik yani o an. Orayla çalışırken, orayı yaparken. O an demir çubuk sallanıyor, gözüne değiyor, göz bebeği. Tam göz bebeğin koronayla ortayı yırtıyor. Çevrede hiçbir şey yok, sadece orta. Hemen acil şey yaptık, taksi çağırdık, götürdük şeye. Çocuk hastanesine götürdük. Oradan devlete gönderdiler. Devletten fakülteye gönderdiler. Fakültede en son şey yaptılar, müdahale yaptılar işte, acile girdi. Dediler bunun 3-4 kere ameliyat olması lazım. Tekrar iyi görmesi için. Götürdük, oradan Kayseri'ye gönderdiler. Orada çocuk şeyi yokmuş, aletleri. Gittik Kayseri'ye. Kayseri'de göz arkasında kanama var dediler. Aldılar, silikon koydular göz arkasına. Onunla bayağı bir kaldı işte. Gözlük verdiler sonra. Fakültenin doktoru yine. Gözlük verdi. Bayağı bir gözlüğü kullandık. Onun da bir etkisi olmadı. Tekrardan Ankara'ya gittik. Ankara'da işte sıraya girdik. Koronel sırasına. Çağırdılar. Dediler biz bu riski alamayız. Yani risk almadılar. Tekrar bizi gönderdiler. Oradan başka yerlere, Gazi Hastanesi'ne gittik. Oradan da bir sonuç alamadık. Ben hamileydim, dışarıda iş yapıyordum. Babaannesinin yanındaydı. Sonra çocuğum böyle oldu, psikolojisi çok bozuldu. Bizle kavga ediyordu, arkadaşlarla oynamıyordu. Sürekli ağlayarak eve geliyordu, benimle dalga geçiyorlar diye. Sonra okul zamanı geldiğinde okula yazdırdım. Okula gitmedi, arkadaşlarım benimle dalga geçiyor dedi. Benimle ilgilenmiyorlar dedi. Gözüme bakıyorlar, benimle dalga geçiyorlar dedi. Ve hep böyle sürdü. Gözüm ne zaman iyileşecek diye bizimle ağlayıp bize şey yapıyordu, kızıyordu. Küsüyordu kendi kendine, çok şey yapıyordu, tepki gösteriyordu evde. Yani gözlerin açılsın diye yardım talep etmiyor musun? İstiyor. Kimden istiyorsun mesela? Ankara'dakiler. Mesela kim Ankara'dakiler? Başbakan. yüzhaber.com haberin gerçek yüzü. Ege bölgesinin nabzını yüzhaber.com tutuyor. Denizli, İzmir, Aydın, Manisa, Afyon, Karahisar, Muğla ve Uşak illeriyle ilgili aradığınız haberler artık yüzhaber.com sitesinde.